Sayın Bakanım, Türkiye'nin sizce bugün için yaşadığı ciddi sorunlar nelerdir efendim? Efendim, Türkiye iç bünyesinde 30 yıldır bir terör belasıyla uğraşıyor. Bu gerekli tedbirler zamanında ve etkili şekilde alınmadığı için tırmana tırmana bugün artık Türkiye'yi tehdit edecek, hatta tehlikeli olacak boyutlara ulaşmıştır. Devlette pazarlığa oturacak ve kendi şartlarını devlete dayatacak duruma gelmiştir. Bu Türkiye'nin kanaatime göre birlik ve beraberliği açısından, can ve mal güvenliği açısından en önemli meselesidir. Onun dışında birçok konuda Türkiye'nin tartışmalı bir döneme girdiğini görüyoruz. Her zaman için Türkiye'de iç tartışmalar maalesef belli çizginin hep üstünde seyretmiştir ama bu son dönemlerde bu daha da ilerlemiş. Adeta birbirimizle anlaşmamak için ne lazımsa onu yapacak bir duruma sürüklenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla iç huzurumuz ve güvenliğimiz bir hayli bozulmuş vaziyette. Toplumda insanlar hür iletişim kuramıyorlar ve bir korku toplumu haline geldi. Evinde eşiyle yaptığı konuşmanın bile bir gün gazetelere taşıp kendisi için şantaj vasıtası yapılacağından kimse emin değil. Dolayısıyla bir arada yaşamamızı tehdit eden bu korku toplumu halinden Türkiye'nin çıkması çok önemli kanaatimce. Ekonomide büyüme bazı alanlarda var, bazı alanlarda küçülme var. Türkiye borç esasına dayanan bir kalkınma stratejisi uyguluyor. Yabancı sermaye yatırım için gelmiyor, sıcak para olarak, evet, kısa vadeli kar amaçları güderek geliyor. Dolayısıyla da milyarlarca dolarlık kar transferleri yapıyor. Yine liberal ekonomi uyguladığımız için yerli ham maddelerimizi, yarım mamul maddelerimizi sanayileşmemizde ve imalatımızda kullanamıyoruz. Yani daha az pamuk ekiyoruz, daha az tütün ekiyoruz. Ham maddeler dışarıda daha ucuz olduğu için hep dışarıdan getiriyoruz ve dışarıdan getirdiklerimizi içeride biraz işledikten sonra tekrar satıyoruz. Yerli kaynaklarını kullanamayan ekonomi, borca fazla ölçüsüz bir şekilde giren ekonomi, dünya krizleri yaşandığı zaman veya ülke ekonomisinde krizler yaşandığı zaman büyük bir tehlike ve tehdit altında demektir. Cumhuriyet tarihi boyunca biz 1923'ten 2002'ye kadar ortalama kalkınma hızımızı hesap ettiğimiz zaman %4 olduğunu görüyoruz. 2002'den 2010'a kadar baktığımızda yine %3.98, yani yine 4 olduğunu görüyoruz. Halbuki çok büyük ilerlemeler olduğu Türkiye'ye söyleniyor. Çok büyük kampanyalar açılıyor. Öyle bir büyüme yok. Ama bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca 220 milyar dolar borcu olan ülkeyken bugün 520 milyar dolar borcu olan ülke konumuna gelmiş. Fazla olmuş. Yani karşılığında da yine aynı büyümeyi devam ettirmiş. %4 ortalama ama ne karşılığında denilince büyük bir borçlanma karşılığında olduğunu görüyoruz. Bir de vatandaşın tüketici kredileri vesaire adı altında bankalara borcu devlet borcunu aşmış. Devlet borcu 200 milyar doların üstüne çıkmış. Bu kadar büyük borcun altından vatandaş nasıl çıkacak? Hakikaten bir çözüm gözükmüyor. Yani ekonomi biraz kontroldan çıkmış gibi gözüküyor. Evet, yabancı malları getiriyoruz, içeride işliyoruz. Bu işleme bizim sanayimizde ve mal türünde bir çoğalma, zenginleşme yol açtı. Bu iyi ama yerli kaynakları işleyemez hale geldik. Mesela biz pamuk diyoruz. Pamuktan üretirseniz bir değerdir, katma değerdir. Bundan iplik yaparsanız ikinci katma değer aynı üründen. Evet. Bundan bez yaparsanız üçüncü katma değer.
Bundan konfeksiyon, gömlek yaparsanız dördüncü katma değer ekonomiye getirmiş oluyorsunuz. Ama girdileri bizim yerli ham maddelerin girdileri pahalı olduğu için eğer yerli malı işlerse sanayicimiz dünya piyasalarında bu malı satamıyor. Pahalı oluyor. Bir de rekabet edemiyor. Edemiyor. Pahalı oluyor işte. Evet. Ama Çin'den kumaşı getiriyoruz, gömlek kumaşını. Birinci kademe pamuk Çin'de. İkinci kademe iplik orada. Üçüncü kademe bez oluyor orada. Dördüncü kademe konfeksiyon biz burada yapıyoruz. Ve bunu dışarıya satıyoruz. Tamam, bu da güzel. Bu da olması lazım. Ama ekonomi tamamen bu tarafa kayıyorsa, yani yabancı malları biz bir iki işlem yaparak tekrar satmak şeklinde bir ekonomi ağırlıklı olarak bir ekonomik düzeni ülkede kurarsak, yerli üreticiler işsiz kalır. Biz onlara aç kalmasın diye para vermeye başlarız. Evet. Çiftçi tarlasını ekmiyor, para veriyoruz karşılıksız. Efendim bir yolunu buluyoruz. Efendim şunlara yardım, sosyal yardımları artırıyoruz. Tamam, artıralım, bu güzel bir şey. Ama kendimiz kazanarak artırmamız lazım. Yabancılardan borç alarak içeride vatandaşa dağıtıyoruz. Çünkü işsiz bırakmışız vatandaşı. Tarım alanında üretim yapacağız. Üretim pahalı olduğu için girdi, mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, su pahalı, emek pahalı. O zaman biz içeride üretemiyoruz. Milli kaynakları kullanamıyoruz. Ürettiğimizi değerlendiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz. Pahalı olduğu için değerlendiremiyoruz. Yoksa sanayicimiz niye gitsin Çin'den alsın? Yerli malımızı kullanır, ayağındakini. Yani bunların bir yapısal reformla dengeye ulaştırılması lazım. O da lazım, bu da lazım. Doğru. Bakın ülkemizde otomotiv sektörü çok gelişti diyoruz. Eskiden tekstil ihracatımızda birinci kalemdi. Bununla iftihar ediyorduk. Evet. Şimdi otomotiv onu geçmiş. Bakıyoruz bu otomotiv ve nedir diye, tamamen yabancı yatırımlar. Fabrikalar kurulduğu zaman bir ülkeye çevre sorunları meydana getiriyor. Kirlenmeler, sosyal sorunlar, işçi sorunları vesaire. Onun için gelişmiş ülkeler bunu bizim gibi ülkelere, gelişmekte olan ülkelere kuruyorlar bunu. Sorunlar bize geliyor. Sonra da bu ürettikleri otomobilleri bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Biz buradan vergi falan alıyoruz ama yıl sonunda muazzam bir kar transferi dışarıya gidiyor. Evet. Bakıyoruz biz, dışarıdan ithal ettiğimiz otomotiv var. Bir de ihraç ettiğimiz var. Her yıl ithal ettiğimiz, ihraç ettiğimizden fazla. Yani böyle bir dengesizlik de var. Bir kontrolsüzlük var. Bunlara bir şekil vermemiz lazım. Evet, bir tecrübe kazandı sanayicimiz bu yabancı malları işleyerek, türlerini çoğaltarak, işlemleri çoğaltarak, bu çok önemlidir ekonomide, bir kazancımız var. Fakat dediğim gibi bunu yerli kaynaklardan tamamen koparırsak ve borç ekonomisine işi dayandırırsak, bugün Avrupa'da ve dünya ekonomisinde bir kriz yaşanıyor. Dünyayı yöneten güçler, Çin'de büyüme var. Bu dünya ekonomisindeki küçülmeyi Çin telafi edecek diye bekliyorlardı. Çin'de de şimdi küçülme başladı. Çünkü pazar küçülünce Çin'in üretimi de küçülmeye başladı. Evet. Buradan anlıyoruz ki bütün dünya ekonomisi büyük bir sıkıntıya doğru sürükleniyor. O zaman bizim gibi sağlam paraya ve iç kaynaklara dayanmayan ekonomiler bundan daha çok etkilenecek. Bunu elbette görüyorlardır ama etkili tedbirleri almaları lazım. Bunu bekliyoruz. Eğitimimizde büyük sıkıntılar var. Yargımızda büyük sıkıntılar var. Bir türlü davalar bitmiyor. Şimdi mahkeme, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bir dava açabilmeniz için 500 bin liraya ihtiyaç var. Sıradan bir dava açmak için. Avukata vekalet veriyorsunuz 50 lira. Efendim mahkeme harcı bilmem 200 kaç lira. Bilmem ne harcı bilmem ne kadar lira. Topladı bana avukatın biri geçen gün. Siz sıradan bir dava açmak için 500 lira yatırmanız lazım adliyeye. Onu yatırmadınız mı açamıyorsunuz. Açamıyorsunuz. Şimdi 500 lira az para değil. Asgari ücretimizin miktarı belli. Bu parayı bulamıyor, milyonlar var. Bu niye pahalı hale getiriliyor adalet?
mekanizma işlemiyor bir yandan filan. Bunları ıslah etmek lazım. Bir de toplumda müthiş bir bunalım ve gerilim var. Stres var. Bunu nereden anlıyoruz? İntiharların sayısı geçmiş tarihimizde görülmeyecek rakamlara çıkmış. Meclise bir soru önergesine verilen cevapta 2002-2007 arası 16 bin kişi intihar etmiş. Bu resmi cevaptır soru önergesine meclisteki. Oldukça ciddi çok, bir rakam. Çok ciddi rakam. Hapishaneler ihtilal dönemlerinde bile bu kadar çok insanla dolup taşmamış. Aile boşanmaları tarihimizde görülmeyecek boyutlarda artmış. Aile içi cinayetler, birbirini öldüren aile fertleri hem de vahşiyane bir şekilde bizim kültürümüzün tanımadığı cinsten öldürümler. Öldürüyor, kolunu bacağını kesip kutuya koyuyor, bir yere atıyor. Bu batıda oluyordu da bize hiç olmazdı. Çünkü evet, bize bir inanç ve müthiş bir kültür var. Bizim örf ve adetlerimiz uymaz ama müsait. Bunları biz görmeye başladık. Ve namus davaları, cinayetleri çok arttı. Bunun biz manasını anlamak istersek, hani bir insan hastalanınca ağrıları başlar, dermanında düşme olur, rengi solar, ben hastayım galiba der, doktora gider. Milletler de hastalandığı zaman, ey doktorum yetiş ben hastayım diye intiharlar, boşanmalar, bilinen toplum yapısında bir çözülmeler, huzursuzluklar, gerilim, hapishanelerin dolup taşması halleri, tezahürleri ben hastayım doktorum beni tedavi et diye toplum böyle seslenir. Evet. Ama bunu bakan yok. O bakımdan bunu ciddiye alması lazım. Bir ülkenin iç huzuru olmazsa propagandayla sizi ne kadar götürebilirsiniz? Şuradan yangın geliyor. İnsanlar eyvah evimiz yanacak diyor. Siz onun önüne bir perde çekiyorsunuz muşambadan. Üstünde ormanlar var, akarsular var. Canım nerede yangın var diyorsunuz. O kişi de bakıyor, ha ben yanlış görmüşüm. Meğer ormanlık, yeşillikmiş bu. Onu ikna etmeniz yangını söndürmüyor. Yangın devam ediyor. O bakımdan biz gerçekler neyse, özellikle yöneticilerimiz başta olmak üzere hepimizin gerçeği görüp birbirimizi uyarıp kavgayı, gürültüyü bırakıp birbirimizle ona göre ülkemizi korumamız tehlikelerden lazım. Bir de bu iç tartışmalar yıkım ölçüsünde suçlamaya dönüştü. Bu iç gerilimi, bu anlattığımız toplumun sağlığında bozulmayı evet, tetikliyor. Bunlardan da vazgeçilmesi gerekiyor ama nasıl olacak? Bunun doyum noktası var mı? Onu da doğrusu kestiremiyoruz. Bu önemli bir konu. Ben size biraz gerilere getirmek istiyorum. Konferanslarınızda evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1300-1700 yılları döneminden söz ederken o muhteşem yükselişin ana temelinde ehliyet ve liyakat sahibi insanların yetiştirilmesinden evet, ve onların sayılarının fazla olmasından evet, söz ediyorsunuz. Bunu biraz açalım mı? Evet. Şimdi devlet hizmetine girecek kişilerin ister askeri alanda olsun, ister o zamanki medrese dediğimiz ilmi hayatta, üniversitelerde olsun, isterse mülkiye dediğimiz idari hayatta olsun, serbest ticaret alanında olsun, kim ki başarılıysa iş başına o getiriliyor. İsterse köyden çıkmış olsun, isterse şehirden çıksın, ister efendim büyük şöhretli bir ailenin çocuğu olsun, ister hiç adı sanır bilinmeyen bir fukaranın çocuğu olsun, eğer başarılıysa bütün yollar ona açık. Kriterler toplumun, devlet yapısının düzenlemesi buna göre olmuş. Başarılı olan başa, üste geçiyor. Bu bizim sadrazamlarımızda da bunu görüyoruz. Paşalarımızda da bunu görüyoruz. Diğer devlet yetkililerinde kim kadı tayin edilecek hakim? Hakim ehliyet ve liyakat sahibi olan tayin ediliyor. Veya kim Şeyhülislam olacak? Bunun şeyi var, silsilesi var. Şu derecattan geçecek ve oralarda başarılı olduğu görülecek. O zaman Şeyhülislam oluyor.
gibi. Yani her şey kurallara bağlanmış. Başarılar ölçülüyor. Onun ailesinin zengin, fakir, şehirli, köylü olduğuna bakmadan başarısını ölçen mekanizmalar var Osmanlı yapısında. Evet. Dolayısıyla yüksek kabiliyet sahibi, ehliyet ve liyakat sahibi insanlar devletimizi idare ettiği sürece mızrak gibi yükseliş başlamış. Evet, ciddi ama bir yükseliş. Nasıl bir yükseliş? Evet. Ve bütün insanlığa adalet ve hak düzenine dayalı bir yönetim götürmüş. Balkanlara gitmiş, Kafkaslara gitmiş, Orta Doğu'ya gitmiş ki bu üç bölge insanlık tarihi boyunca devamlı kan akan, çatışmaların yaşandığı dünyanın en sorunlu bölgeleri. Osmanlı buralara gittikten sonra burada sulh sükun olmuş. Çünkü adaleti götürmüş, mahkemeyi kurmuş. Daha önce adam mahkeme denen sözü duymamış. Evet. Siz ona diyorsunuz ki bak burada mahkeme var, kadı var. Padişah dahil şikayet edeceğin birisi varsa buraya başvur diyorsunuz. Adam başvuruyor, adalette bir yargılama oluyor. Çünkü oradaki kadı padişahtan da korkmuyor. Padişahı yargılıyor. Bakın bu ne demek? Hukuk, adalet herkesten üstün. Kural, kanun herkesten üstün. O zaman toplumda müthiş bir güven, toplumda müthiş bir dayanışma ve sağlıklı bir yapı oluşuyor. Evet. Sağlıklı insanlardan, huzurlu insanlardan meydana gelen bir toplumun elbette yükselmesi de ona göre ortaya çıkıyor. Ama 1700'lerden sonra eş dost kayırması, bu kurallar dikkate alınmadan filanın yakını, peşmekanın akrabası, sarayın bilmem neyi, o filana yakın gibi bugün de yaşadığımız maalesef ehliyet ve liyakat sahibi olmayanlar makam sahibi olmaya başladılar. Türkiye'yi durakladı ve gerilemeye başladı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı diye büyük bir ilim adamımız var. Bunun Osmanlı tarihi diye ciltler dolusu kitabı var. Medreseleri inceleyen bölümünde diyor ki 1700'e kadar medrese kitaplarında yeni konular var, yeni sorunlar var, yeni çözümler var, yeni teklifler var. Anlaşılıyor ki 1700'e kadar ilmi hayatta inşa edici, yapıcı, geliştirici bir heyecan devam ediyor. Ama 1700'den sonra baktım diyor kitaplara, tıpkı basım başlamış. Duraklama başlamış. Evet. Sonra da canım bu medreselerde müspet ilimlerin ne işi var? Biz dini ilimleri verelim yeter. Her şey dinin içinde var denilmiş. Müspet ilimler çıkartılmış medreselerden. O müspet ilimleri siz bilmezseniz kalkınamazsınız ki. Fiziği. Ama dünyada yalnız siz yaşamıyorsunuz. Elbette. Astronomiyi bileceksiniz. Evet. Fiziğin, kimyanın kanunlarını bileceksiniz. Adam değil mi? Maddenin en küçük parçası atom diyor. Atomun içine giriyor ne var diye. Nötron, plüton, efendim, elektron dönüyorlar. Orada bir enerji şeyi var, hareketi var. Bunu parçaladığınız zaman atomu muazzam bir enerji çıkıyor. Evet. Atom bombası yaparsanız insanlığın aleyhine oluyor ama elektrik üretirseniz, enerjiye yönelik çalışırsanız. Evet, siz şimdi bu ilmi bilmiyorsanız enerjiyi üretemezsiniz. Zaten ilim bilmek İslamiyet'te ilim adamının kanı, mürekkebi şehidin kanından daha üstün demiş. Çünkü insanlığa en büyük faydayı bu ilimler yoluyla, onu keşfederek siz bir hizmet götürebiliyorsunuz. Ondan uzaklaşırsanız eşyanın, maddenin yapısını bilmiyorsunuz. Bu kainatı yaratan hangi kanunlara göre yaratmış bilmiyorsunuz. Sadece dua eden, Allah'ım bana yardım et, Allah'ım beni koru. Dua iyi de görevini yaptıktan sonra dua iyi. Evet. O duruma düşünce de ehliyet ve liyakat sahibi üniversitelerden de nasıl azaldıysa, tabii o da bir araştırma konusu, uzaklaşınca oradaki gerileme toplumun bütün sektörlerine zaman içerisinde yayılarak gidiyor. Bunu acısıyla biz yaşadık, gördük. Ama şimdi bizim devletimizi idare edenler, aydınlarımız, üniversitelerimiz bundan ders almıyorlar. Üzüleceğimiz taraf orasıdır.
Buradan isterseniz bugünkü eğitimde 4 artı 4 artı 4 sisteminin evet. sıkıntıları yaşanıyor. Gelsin mi, gelmesin mi tartışmalar her geçen gün. Bir türlü uzlaşma olmuyor. Bir türlü uzlaşma olmuyor sizin dediğiniz gibi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben şöyle düşünüyorum. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 8 yıl artı bir 4 yıl daha 12 yıl evet. temel eğitim olsun. Ama 8 yıldan sonra tercihli dersler de girsin. Tamam. Seçmeli ders. Seçmeli dersler tercih dediğim. Evet, seçmeli dersler olsun. Ara sınıf dediğimiz meslek eğitimine yönelecekler. Efendim, dini hizmete yönelecekler. 8 yıldan sonra belirlensin diyorum. Hükümet 4 yıldan sonra belirlemeye kalkıyor bunu. Evet. Bu hem meslek bakımından hem de temel eğitimin herkese eşit verilmemesi gibi bir sonucu doğuruyor. Şöyle, şimdi temel eğitim demek, bakın öğretim demiyorum. Öğretim nazari bir iş. Evet. Eğitim terbiyedir. Yani o aldığı bilgilere göre davranış kazanması. Trafik kırmızı ışıkta geçmek evladım kötüdür, kaza olur, bu suçtur diyorsunuz kalıp olarak ona. Evet. Ve götürüyorsunuz trafikte veya okulda trafik işaretli yerlerde çocuğa tatbikatını nazari olarak onun tatbikatını yaptırıyorsunuz. Evet. Eğitimini yaptırıyor. Terbiyesini alıyor çocuk. Ve kimlik birinci sınıftan itibaren insan kimliği bu temel değerleri eğitim yoluyla yani yaptırarak kazandırıyorsunuz. Bir millet olmamızın ortak davranışlarını 8 yılda herkese kazandırıyorsunuz. Bunun içinde dini eğitimin de olması lazım bu 8 yılın. Öğretimin demiyorum, eğitimin. Eğitimin. İkisi farklı şeyler. Tabii farklı. Birisi tamamen bilgiye dayalıyor. Birisi de yaşama tarzına, evet. davranış biçimine dönüktür. Ben Almanya'da bir inceleme yaptım. Almanlar birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar temel değerleri veriyorlar çocuklara. Yani yalan söylemek kötüdür. Dürüst olmak iyidir. Anneyi babayı sevmek iyidir. Onların sözünü tutmamak, yaramazlık yapmak kötüdür. Bayrağını sevmek iyidir. Devletini sevmek iyidir. Çünkü öğretmen soruyor bir soru. Kimse bizim devlet başkanımız diyor. Bayrağımız nasıldır diyor. Çocuk söylüyor. Ona bir şeker veriyor. Aferin. Eğitim. Eğitim. Tamam bildin sen güzel diyor. Vatanı sevmek iyidir. Kalıp olarak öğretiyor Alman'ı. 16 eyaletteki çocuk da aynı temel eğitim arıyor. Aynı davranış biçimini kazanıyor. Kimliği aynı değerler üzerine inşa ediliyor. Çocuk gidiyor evine okuldan bittikten sonra. Evde bakıyor anne baba yalan söylüyor. Basit bir yalan. Babasını birisi arıyor. Annesi işaret ediyor. Falan arıyor gibi. Yok de yok de diyor. Çocuk farkında olmadan onu alıyor. Fotoğraf çeker gibi o çağda evet, çocuk. Tabii. Okula gidince de annesi babasından gördüğünü orada tekrarlıyor. Öğretmen hemen bunu yakalıyor. Çocuk yalan söylemeye meyilli. Çağırıyor babasını. Diyor ki bütün Almanya için biz dürüst ve aynı kimliğe sahip insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Siz evde buna uymuyorsunuz. Çocuk yalan söylemeyi mübah görüyor. Uygun görüyor. Eğer tekrar ederse çocuğunuzu alırız. Çünkü bu çocuk önce Almanya'nın sonra sizin çocuğunuz diyor. Toplumsal değerlere bakın verilen... Ya, evet. Ama bir de şey aileye karşı devletin tavrına bakın. Evet. Evet. Ona da sorumluluğunu bildiriyor. Bildiriyor. Dikkat et yoksa çocuğu alırız. Çünkü bu önce Almanya'ya ait sonra size ait diyor. Evet. Ve aile de öyle davranıyor. Şimdi bizim tartışmalarda ben bakıyorum ilim adamları diyorlar ki efendim bu dini kavramlar olsun, vatan, millet, devlet olsun bunlar soyut kavramlar. Çocuk daha birinci sınıfta, ikinci sınıfta bunları anlayacak şekilde zihni gelişmemiştir.
Bunu 5. sınıftan sonra vermek lazım. Ben de diyorum ki bu doğru değil. Bu öğretimle ilgilidir. Şimdi devlet nedir? Önce siz devlet iyidir, devlet babadır, vatan anadır. Ana şu demektir, bak senin anan var. Kalıp olarak iyi kötüyü öğretiyoruz. Ona göre de eğitiyoruz. Çocuk davranış biçimi kazanıyor. Ben trafikte geçen sene giderken torunum var 1. sınıfta. Ben sarı ışıkta geçmişim. Paniğe kapılmış gibi dede sarıda geçtim dedi. Refleks kazanmış çocuk. Evet. Bilgi değil. Davranış biçimi kazanmış. Bu çok önemli yani eğitimle öğretim. Evet. Şimdi biz hepimiz araba kullanıyoruz. Kırmızı ışıkta geçmek yasak değil mi? Kötü, evet. Tehlikeli. Tabii. Ama çoğumuz geçiyor. Evet. Demek ki bilmek yetmiyor. Onu uygulayacak bir terbiyeyi kazanmak gerekiyor. O prensiplerinde kazanılması. Benim torunum bana isyan eder gibi fırladı ki kendini kontrol edemedi. Sarı ışıkta geçti. Ha, demek ki biz dini eğitimi de bu 8 yılda verirken öğretim değil. Allah'ın var, seversin. Allah hepimizin koruyucusudur. Evladım, çocuk bilirse ona bir şeker, bir mükafat veriyorsunuz. Ödüllendiriyor. Ödüllendirme. O çağda bu çok etkili. Ha, bizim Allah'ımız var. Allah'ımız bizi çok seviyor. Biz de onu seviyoruz. Neyse o öğretecekleri, dini terbiye ile ilgili şeyler burada verilmeli. Verilmeli. 8 yıl bittikten sonra o seçmeli dersler yoluyla İmam Hatip'i seçiyorsa, sanat okulunu seçiyorsa artık bunun kimliği oluşmuştur terbiye bakımından. İmam Hatip okulunda bilgi yükleyeceğiz buna. Bu terbiye alan çocuğa bilgi yükleyeceğiz artık. Tamam, o zaman gelişmesi de, zihni gelişmesi de müsait hale gelir. Ben bunun çok önemli olduğunu, eğer temel eğitim 8'den aşağı düşürülürse, bunun içinde de bu eğitim olarak din duygusu da verilmezse eksik olur. Şimdi ne diyor iktidar? Efendim buradan sonra seçmeli derslere gitsin. İmam Hatip'tekiler dini eğitimle. Peki İmam Hatip'i seçmeyenler ne olacak? Aynı milletin çocuğunun bir kısmı o eğitim alacak, öğretimi, bir kısmı o öğretimi almayacak. Biz onu temel eğitimde telafi etmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Evet. Daha sağlıklı olurdu. Bir milletin evladı ve temelini teşkil etmesi için yetişen nesillerin ortak payda, terbiyede ortak payda çok önemli. Şimdi gençlerden söz ederken efendim, Sayın Bakanım, çok genç bir nüfusa sahip olan bir ülkemiz var. Bu dinamizmi nasıl kullanıyoruz? Sanayileşmeyi yeterince geliştirebiliyoruz mu? Efendim, dengesiz ve kontrolsüz gidiyoruz biz. Plan yapıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin şu meslek grubunda şu kadar insana ihtiyacı var. Şu alanda şu kadar ihtiyacı. Bunları planlarla çalışıyoruz. Ülkenin ihtiyacına göre eğitim branşlarında ne kadar insan eğiteceğimizi belirliyoruz. Bir de kaynağımıza göre belirliyoruz bunu onunla beraber. Fakat buna uymuyoruz sonra. Neye uymuyoruz? Üniversiteye, liseyi bitirmiş çocuklar üniversitenin kapısına dayanmış. 1 milyon 700 bin 800 bin öğrenci. Evet. Sorumlular diyor ki ya bunları ben almazsam aleyhime bir hava olur. Seçim var, şu var, bu var. Fakültelere, üniversitelere baskı yapıyoruz yok kanalıyla. Bunları yeni sınıf açın, doldurun. İhtiyacımız olmayan alanlarda insan yetiştiriyoruz. Bugün Türkiye'de ziraat mühendisi, Türkiye tarım memleketi ama tarımdaki üretimimiz çok daraldığı için alanlarımız 50 binden fazla ziraat mühendisi işsiz. Spor akademisi mezunları. Evet, onlar işsiz. Canım ihtiyacımıza göre planlasak da kaynağımızı verimli kullansak o çocuklara da iyi yetiştirecek. Çünkü siz bir sınıfta 30 kişi olacaksa 130 kişi yaparsanız eğitimin kalitesi düşüyor. Evet. Hem yetişenler iyi yetişmiyor, hem ihtiyacımız olmayan insanları biz okutuyoruz. Sonra da iş diye devlet kapısına dayanınca nümayişler,
açlık, susuzluk neyse almış başını götürüyor. Bir türlü yaptığımız planlara göre hareket edemiyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin enerjisi de, ümidi de burada bir tahribata uğruyor. Hükümetler veya devlet kurumları yaptıkları planlara disiplinle uymasını bilmelidir. Ve bütün dünyada herkes üniversite tahsili yapacak diye bir şey yok. Bizde var bu. Ara sınıf yetiştirecek kalkınan ülkelerde meslek gruplarına ekmek su kadar ihtiyaç var. Ama bir türlü bunu hep söyleriz. 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır ama bir türlü yapamıyoruz. Evet. Bu da popülist davranmaktan günü kurtaracak bir takım hareketleri ileride Allah kerimdir anlayışını bir türlü üstümüzden atamadığımızdan kaynaklanıyor. Evet. Enerji boşa gidiyor, evet. Kısa bir reklam arası verelim tamam. Efendim? Hayır. Mutlu Akşamlar tekrar gündem özel programının ikinci bölümünde 57. hükümette devlet bakanlığı görevini üstlenen ve şu anda Milli Düşünce Genel Merkezi'nde genel başkanlık görevini yürüten Sayın Sadi Somuncuoğlu'yla tekrar birlikteyiz. Sayın Bakanım, isterseniz biraz da Türkiye'nin komşuları ile olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bundan biraz söz edelim. Efendim, üzülerek ifade etmek isterim ki komşularımızla aramız çok bozuldu. Neredeyse iyi ilişkiler içinde bulunduğumuz hiçbir komşumuz kalmadı. Halbuki bu Sayın Davutoğlu'nun geliştirdiği komşularla sıfır risk politikası diye bir politika ilkesi ortaya attılar. Bu acaba bir temenni midir, bir hedef midir diye ben bazılarıyla konuştuğumda hayır dediler. Bu doğrudan doğruya uygulama dediler. Bu mümkün değil. Çünkü sizin toprağınızı almak istiyorsa bir komşumuz Ermenistan'da olduğu gibi ve bunu da dış politikasının ana hedefi yapmış, bütün dünyada sizin topraklarınızı almak için aleyhinize kararlar çıkartıyorsa soykırım yalanı gibi vesaire yoluyla, siz canım toprağımı isteyebilirsin, almak için de her hazırlığı yapıp bir gün benden alabilirsin ama ben bunu sorun saymıyorum. Böyle bir şey olamaz. Karşılıklılık devletler arasında esastır ve size yönelen husumet dolu politikaları caydırmanın yolu karşılıklılıktır. Ülkeler, devletler çıkarları için çalışırlar. Sizin aleyhinizde çalışması onun çıkarına değil de aleyhine olduğunu siz gösterirseniz sizin aleyhinize politikadan vazgeçer, caydırıcı olur dedim ben onlara. Çok insan da yazdı bunu, ben yazdım da bunu. Fakat hayır, bununla övündüler ve alkışladı Avrupalılar, Türkiye çok iyi bir politika takip ediyor diye. Ama kendileri alkışlayanlar böyle bir politika takip etmiyor. Evet. Ama bu yanlış, bundan dolayı bozuldu diyemeyiz de bunlar hep Türkiye aleyhtarlığını cesaretlendirdi. Türkiye'ye aleyhtar olursanız hiçbir zarar görmüyorsunuz. Hatta Türkiye'nin lehinde davranan bir devlet olursa öteki Türkiye'nin aleyhinde davrananlar onu baskı yapıyorlar. Sen niye Türkiye'nin lehinde şey yapıyorsun? Bak biz aleyhinde politika gidiyoruz, bir zararı yok. Sen niye lehinde yapıyorsun diye. Yani Türkiye'nin lehinde politika takip etmesi bazı devletlerin aleyhine oluyor. Böyle tuhaf, görülmemiş bir politika anlayışı var. Bir de bizim siyasetçilerimiz, özellikle Dışişleri Bakanımız, Başbakanımız çok konuşuyor. Konferans verir gibi konuşuyor. Devlet adamları az konuşur, özellikle dış meselelerde. Bakın bizim ülkemize Amerikan Başkanı geliyor. Diğer devletlerin cumhurbaşkanları, başkanları geliyor. Dışişleri bakanları geliyor. Diğer bakanları geliyor. 4-5 cümle söylerler, biter. Evet. Buna diplomaside çalışılmış cümle denir. Yani Türkiye'ye gittiği zaman ne söyleyeceği önceden belirleniyor. Ve onları söylüyor. Bir, iki, Türkiye ile o ülke arasında veya bölgede bazı sorunlar vardır. Onlar da gazeteciler tarafından sorulduğunda ne cevap vereceği de hazırlanır. Bunlar da sorulabilir diye. En az cümleyle
nasıl ifade edebilirlerse öyle konuşur, sonra susarlar. Çünkü bugün doğru zannettiğiniz bir ifade yarın yanlış olduğu ortaya çıkar. Çünkü dış politika ve ilişkiler çok kaygan ve güvensiz bir alandır. Bizimkiler akşama kadar konuşuyorlar. Konuş, konuş, konuş. Üniversitede konferans veriyor mübarek. Devlet adamı böyle konuşamaz. Bütün sözlerimiz, bugün doğru, faydalı zannettiğimiz sözler sonra bizim boynumuza dolanıyor. Önümüze konuyor, bize sıkıntı veriyor. Bu defa biz onu tevil etmeye veya inkar etmeye kalkıyoruz. Bu da Türkiye'ye olan güveni sarsıyor. Evet. Biz bir şey olmadı zannediyoruz. Kaybettiğimizin bile farkında olmuyoruz. Genel politikada bunlar önemlidir. Bir de komşularımızla zaten bizim aramız iyiydi. Aramız İran'la iyi. Sovyetler Birliği yıkıldı. Rusya ile aramız iyi. Efendim Bulgaristan'la iyi. Yunanistan'da tarihten gelen ve halinde devam eden bir saldırgan. Zaman zaman zıtlaşmalar. Büyüme topraklarını bizim aleyhimize gelişme siyasetini bırakmadığı için Yunanistan aramızda gerginlikler yaşanır. Suriye ile 98'den sonra aramız çok iyi oldu. O terörist başını çıkart, yoksa biz Suriye'ye askeri müdahale yapacağız deyince tamam dedi, çıkarttı. Sonra Adana'da oturduk Suriye'li devlet adamlarıyla, bir Adana protokolü yaptık. Türkiye ile Suriye'nin bundan sonraki yol haritası ne olacağını hazırladık, imzaladık 98'de. 2002'den sonra bu hükümet iş başına gelince de o siyaseti geliştirdi. Çok mükemmel bir ilişkimiz oldu Suriye ile. Evet. Ama Amerikan menfaatleri başka türlü olduğu için biz de onlara göre hareket edince dostken düşman oldu Suriye. İlişkiler bir anda bozuldu. Hem de nasıl? Şimdi Irak'ı işgal etti Amerika. Türkiye her türlü yardım yaptı. Hava sahamızı açtık. Limanlarımızı açtık. İncirlik üstünden kaç bin sorti yaptı uçaklar Irak'ı bombalamak için. Ve biz düşman kazandık. Sonra Irak'ta bir bugünkü devlet kuruldu. Bağdat ve kuzeydeki yönetim diye. Biz şimdi Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü bizim kırmızı çizgimiz derken, şimdi Erbil'i yani Barzani'yi yönetimini Bağdat'ın önüne geçirdik. Halbuki merkezi devlet, federal devlet Bağdat. Evet. Kuzeydeki bir yerel yönetimdir. Öbürünün önüne geçemez. Eğer biz Bağdat'ın önüne yerel Barzani yönetimini alırsak, bu Irak'ın bizim tarafımızdan bölünmesi sonucunu getirir. Hani biz Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü, kırmızı çizgi diyorduk. Kendimiz buna riayet etmiyoruz, uymuyoruz. Ve şimdi Bağdat'ta aramız bizim çok kötü. Bağdat'ta da Şii bir başbakan var. İran'a daha yakın. Bu başbakan seçileceği sırada seçimler oldu Irak'ta. Tabii orada seçimler oluyor, sandıklar Bağdat'a gidiyor. 3-4 ay pazarlık sürüyor. Hangi parti ne kadar milletvekili çıkaracak diye. Anlaştıktan sonra sandıktan bu çıktı diyorlar. Öyle bir aldatmaca var. Amerika, Barzani, Talabani ve Türkiye Allavi'yi başbakan gösterdi, destekledi. İran'da şimdiki başbakanı destekledi. İran'ın dediği başbakan oldu şimdiki. Evet. Ve şimdi Bağdat, yani Irak diyelim, kuzeydeki yönetim hariç, İran'la adeta birlikte hareket ediyor. Suriye İran'la öteden beri beraber zaten. İsrail'e karşı Suriye İran birlikte hareket ediyor. Biz Bağdat'ı, Irak'ı kaybettik. Şimdi Amerika Suriye üzerinden İran'ı vurmaya çalışıyor. İran'la hasım duruma geldik. Bu Arap Baharı denilen aslında bütün bu Müslüman ülkelerde kanlı bir takım hareketleri destekleyen sömürgeci batırlarla beraber hareket ettik. Hele şu Libya'ya üzülüyorum. Kan deryası içinde şu anda. Ajansları yazmıyor bile. 7-8'e bölünmüş. Her aşiret ben devletim demiş, birbirlerinden adam kırıyorlar. Ama petrol ve doğal gaz kaynaklarını Amerika, Fransa ve İngiltere bölüştü. Her gün oradaydık biz Libya'da. Şimdi Libya'ya ağzımızı alamaz olduk. Artık Libya'ya da gitmiyoruz. Çünkü bizde orada bize bir şey kalmadı. Müteahhitlerimiz vardı.
büyük iş yapıyorduk. 25 milyar dolarlık ihale almıştı bizim müteahhitlerimiz. Hepsi mahvolduğu gibi oradaki alacakları da gitti. Ne zaman alacağız? Onları alabilecek miyiz? Belli değil. Makinaları, tesisleri vesaire hepsini terk edip geldiler. Bu nasıl siyaset? Bizim Libya ile bir meselemiz yok. Evet. Ve Kaddafi bize deli dolu konuşsa da daima ihalede öncelik vermiştir. Kıbrıs Savaşı'nda biliyorsunuz benzin vermiştir, yedek parça vermiştir. Bunları unutmamamız lazım. Biz şimdi Libya'yı kaybettik. Ortaya kaça bölünmüş bir Libya çıkacak bilmiyoruz ama sonu gelmeyen bir iç çatışmaya, kanlı iç çatışmaya sürüklendi. Mısır öyle. Bizim bunlar dostumuz olan ülkeler. Arada zaman zaman çekişmeler olsa da bir ciddi meselemiz yoktu. Mısır'da da gittik, akıl verdik. Hüsnü Mübarek'e dedik ki, bu direnişçilerin ne dediğini anla, demokrasiyi uygula vesaire. Kardeşim, demokrasiyi uygulamak akşamdan sabaha olur mu? Demokrasi gelişmiş, sağlıklı, oturmuş toplumların rejimidir. Oralarda bu yapı yok daha. Şimdi devrildi, o gitti. Amerika var, Mısır ordusu var. Yeniden oradaki diğer grupları ikna edip Batı yanlısı askere dayanan yeni bir diktatörlük kurulacak Mısır'da. Ne demokrasisi? Bu da çözüm değil diyorsunuz. Asla çözüm değil. Orta Doğu'da istikrar bozuldukça, ülkelerde yangın çıktıkça doğrudan doğruya bunun zararını biz görürüz. Biz komşularımızda kargaşa istememeliyiz. İç çatışma istememeliyiz. Orada huzur, istikrar ve barış olursa bundan en çok yararlanacak Türkiye'dir. Ama dış politikamız önce komşularımızla konuşacak durumdan şu anda mahrum bırakılacak şekilde bir sonuç vermiştir. Zaten onun dışında bizim nereyle ilişkimiz var? Avrupa Birliği ile aramız kötü. Fransa ile aramız kötü. Efendim, bir müttefikimiz, dostumuz var. Amerika da bizim için öyle projeleri, planları hazırlamış ki PKK ile beraber Irak'ın işgal etti 2003'te. PKK'ya orada bir yer verdi. Türkiye'ye buraya giremezsin sen dedi. Ya Amerika bizim dostumuzdu, müttefikimizdi. NATO'da ortağız. Türkiye'ye gelip terör örgütü devamlı burada katliam yapıyor. Uluslararası hukuka göre de sıcak takip yoluyla benim gidip PKK yuvalarını dağıtmam lazım. Giremezsin dedi. Burada ben varım dedi. Müttefike bakın şimdi. Tek dostumuz Amerika. Amerika'da bizi kuşatmış, PKK ile Avrupa Birliği ile içimize girmiş bilgin kuruluşlarla, Soros Vakfı'nın kuruluşları, TÜSİAD vesaire gibi kuruluşlarla bizim anayasamızı değiştirip üniter milli devlet yapısından federasyona geçmemiz için baskı yapıyor. Amerikan siyah başkanı geldi geçenlerde değil mi bize? Evet. Basının bildirdiğine göre Suriye, İran ve anayasanın bir an önce çıkartılmasını Türkiye'ye söylemiş o başkanı. Şimdi siyah başkanı bizim başbakanımızın muhatabı mı? Dengi mi? İş nereden nereye gelmiş? Dolayısıyla dış politikada kantarın topu kaçmıştır. Bence şirazesinden iş çıkmıştır. Ve Türkiye'nin kontrol edemeyeceği bir mecraya doğru akıyor. Bir an önce Türkiye kendini toparlamalı. Ben Irak, Suriye ile asla bir savaşı yapmam demeli. Ama harıl harıl çadır kentler kuruyoruz. Hatay bölgesi yetmedi. Şimdi Gaziantep taraflarına insanlar taşıyoruz. Evet. Efendim 100 bin kişi gelecek, 200 bin kişi gelecek diye sanki teşvik eder gibi, büyük bir memnuniyet doğuracakmış gibi beyanatları veriyoruz. Sonra devletlerle ilgili konuşurken bizim başbakanımız onlara tahakküm edici şekilde, onlara aşağılayıcı şekilde konuşuyor. Efendim onlar da egemen devletlerdir. Onların da milletleri var. Biz onlara saygılı olacağız. Politikalarında yanlışlık varsa diplomasinin diliyle incitmeden söyleyeceğiz. Tedbirleri sessizce alacağız. Yani davul zurnayla, gürültüyle bir ülkenin üzerine gidilmez. Ben bunları Türkiye için çok vahim sonuçlar doğuracak
yanlış politika olarak görüyorum. Dolayısıyla Türk dış politikası, yani dilim varmıyor söyleyemeye ama sanki iflasın eşiğinde. Evet efendim, yine 1960-80 yıllarında yaşanan darbe olayları evet. Bugün tartışılıyor. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim çok talihsiz olarak görüyorum. Bugünkü meselelerdeki karşılıklı suçlamalar, kavgalar, gürültüler yetmiyormuş gibi tarihe gidiyoruz. Olmuş bitmiş olayları sanki bugün bu cereyan ediyormuş, sıcak bir gündemmiş gibi bunu tartışıyoruz. Ve sonuçları tartıştığımız için de birbirimizi ağır suçluyoruz. Sen darbecisin, sen bilmem sömürücüsün, sen şusun, benim kardeşim 60 ihtilali üzerinden 50 yıl geçmiş, 52 yıl geçmiş. Artık bu tarihe mal olmuş. Bunu tartışmanın, yeniden kapanmış yaraları kanatmanın kimseye bir faydası yok. Herkes zararı görüyor burada. Ama 60 ihtilaline Türkiye niye sürüklendi? 82 ihtilaline Türkiye niye sürüklendi? Hangi şartlar bizi oraya götürdü? Bunun dış unsurları nelerdir? Bunları bizim ilim adamlarımızın araştırıp ortaya çıkartması lazım. Bunu da yöneticilerimizin, ilim adamlarımızın, üniversitelerimizin bu araştırmalardan yararlanarak Türkiye'de bir daha öyle sonuçlara, bizi darbe sonuçlarına götürecek iç gelişmelere müsaade etmemeleri lazım. Bu bizim için çok lazım. Tartışmak, kavga etmek değil. Sonucu kavga, sonuç iyi kötü kavgası yapıyoruz. İyi desek ne olacak, kötü desek ne olacak? Bitmiş o iş. Yarım asır üzerinden geçmiş. Geçmiş ama Türkiye'yi o darbeye sürükleyen iç dış şartların ne olduğunu biz bilirsek, ülkemizi bir daha o şartlara düşürmemek için gayret sarf eder, o kötü örneklerden de yararlanabiliriz. Ama biz araştırmalar yapmıyoruz. Neden biz öyle bir duruma sürüklendik? Öğrenmek istemiyoruz. Sanki bir sabah birdenbire insanların aklına darbe yapmak gelmiş ve küt diye darbe yapmışlar vesaire. İyiydi, kötüydü kavgasını yapıyor. Bu hakikaten gelişmemiş zihinlerin siyaseti olabilir. Kısır çekişmelerden fayda umanların efendim, yolu olabilir. Ama Türk milletinin ve devletinin hayırına bir iş değildir. Bunlardan süratle uzaklaşmamız, dediğim gibi her hadiseyi lehimize olsun, aleyhimize olsun, biz bunun nasıl meydana geldiğini ilmi yollarla öğrenmeye çalışmalıyız. Bildiğiniz gibi 1999 yılında Avrupa Birliği'ne aday olduk. Evet. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen hala müzakereler başlamadı evet. Bu giriş için. Bizden ciddi anlamda size göre neler istiyor? Evet. Avrupa Birliği'nin her ülkeden istediği ortak politika konuları var. Ortak hareket konuları var. Bunlara biz 35 konu diyoruz. 35 dosya diyoruz. Bunların listesi belli yukarıdan aşağı. Bunlara her ülke uyduğu zaman Avrupa Birliği'nin üyesi olur. Normali budur. Gerçi Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olmayacak. Yapmayacakları belli. Ama eğer konuşacaksak, yapıyormuş gibi davransalar, 35 konuyu konuşmamız lazım. Teknik konulardır ve bunlar değişmez. Peki biz ne konuşuyoruz şu anda? Oradaki pazarlıklar, teknik konulardaki çevre meselesi, tarım meselesi, sanayileşme meselesi, enerji meselesi gibi 35 konu var. Buraların ne olduğu tarif edilmiştir. Hiçbir ülke için değişmez. Yalnız bunların ne kadar zamanda uygulanacağı konusunda pazarlık yapılır. Benim kaynağım şu kadar, şu konudaki reformu ben 10 senede yaparım, 5 senede yaparım diye bunu gerekçeli biz götürürüz pazarlık masasına koruruz. Onlar da buna göre karşı görüşlüler. Bunun müzakeresi yapılabilir. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bizden 50'nin üstünde siyasi şart dediğimiz Avrupa Birliği'nin de ortak konularıyla ilgisi olmayan, tamamen Avrupa Birliği anlaşmasının dışındaki konularda dayatma yapıyor Avrupa Birliği. Bu da Türkiye'nin birliğini parçalamaya dönük taleplerdir. Mesela patikhane ile ilgili taleplerde bulunuyor.
Patriğin ekümenliğini kabul et. Tüzel kişiliğini kabul et. Dünya Ortodoksların yönetim merkezi burası olsun demektir bu. Bu Avrupa Birliği'ni ilgilendirmez. Ama bizden istiyor. Evet. Eğer biz bunu yaparsak, Türkiye'de egemen olan bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir de Patrikhane'de Hristiyanlığın kurallarına göre egemenlik isteyen bir Patrikhane çıkarsa, bu iki egemenler hangisinin kanunu geçecek, üstte olacak? Evet. Eğer Patrikhane üstte olacaksa, ki istenen odur, o zaman biz orada, ora bizim toprağımız olamaz. Egemen olan benim kanunumun üstünde onun kanunu geçiyorsa orası ona ait olur. Bir tarihten gelen bir projedir bu. İstanbul'un Yunanistan'a katılması Patrikhane yoluyla, ruhban okulu yoluyla yapılmak isteniyor. Bunun ben kitabında yayınladım. Evet. Orada var. Orada inceledim ben bu kitapta. İstanbul'da Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul'da Yeni Roma İmparatorluğu. Akçağ Yayınları, evet. Ankara 2004. Evet. İstanbul'da yeniden Roma İmparatorluğu adı altında Marmara Adaları'nda içine alan bir devlet çık, Vatikan gibi bir dini devlet kurmak istiyorlar, Ortodoksluğa dayanan ve o yolla da Yunanistan'a bağlanmak istiyor. Avrupa Birliği bunları yap diyor bize. Yunanistan egemenlik alanını 52 mil, 12 mile çıkartmak istiyor. Buna çıkarttığı zaman egemenlik alanı İzmir'e dayanıyor. Bizim Çanakkale'den çıkan bir gemimiz Mersin'e Yunan karasularına girmeden gidemiyor. Evet. Avrupa Birliği bize diyor ki, siz Yunanistan 12 mile çıkartacağım egemenlik alanımı deyince, siz bunu savaş sebebi sayarım dediniz. Bu gerilim meydana getirdi, bunu düzeltin diyor. Kardeşim, Yunanistan tek taraflı olarak uluslararası suda egemenlik ilan ediyor, buna hakkı yok demen lazım. Bize sen buna karşı çıkmaktan vazgeç, Anadolu'ya da gelsinler diyorsun. Yani Avrupa Birliği'yle ilgisi yok. Kıbrıs'ta öyle dayatıyor bize. PKK konusunda dayatıyor. Yani ben saydım 52 konu var. Hristiyan vatandaşların vakıflarının kurulması, ne kadar Hristiyanlara ait olduğu Anadolu'da bilinen kilise yerleri, han, hamam, tarla varsa sahipleri kalmamış olsa bile, varisleri kalmamış olsa bile, ben Hristiyan vakfıyım diyorsa, Ortodoks vakfıyım diyorsa ona iade et diyor. Ve biz böyle kanun çıkarttık 2008'de. Evet. Devamlı şimdi İstanbul'da, Anadolu'da, İzmir'de onlara eskiden bunlar Hristiyanlardı diye gayrimenkullerimizi devrediyoruz. Korkunç bir şey. Kiliseleri onar diyor bize Amerika. 37 büyük kiliseyi onardık. Sadece Akdamar Kilisesi'ne 4 trilyon para harcadık. Hiçbir devlet bizim camimizi yapmaz. Ve devlet kilise yapmaz, cami yapmaz, vatandaş yapar. Eğer Hristiyan vatandaş varsa, kilisesi de yoksa, kilisesini yapar, orada ailini de yerine getirir. Buna biz karışmayız ama bizim devletimiz kiliseleri onarmaz, Müslümanın vergisiyle trilyonlar harcamaz ve Avrupa Birliği istedi diye Anadolu'daki bütün kiliseleri, cemaati kalmamış dağ başlarındaki kiliseleri yeniden restore etmez. Bu Avrupa Birliği tarafı. Keldaniler şöyle olmuş, Süryaniler böyle olmuş. Onların bilmem neleri hakları tanınmamış. Hristiyan cemaat inanç özgürlüğüne sahip değilmiş. Türkiye'deki kadar dünyanın hiçbir yerinde özgürlük yok. Evet, maalesef. Evet. Efendim, yani size... bunlar Avrupa Birliği'nin dayatmalarıdır ve Türkiye'nin bütünlüğünü parçalamaktan fazla başka bir işe yaramaz. Gelen sorular var, evet. İzin verirseniz. Eril'den Nurten Aksın soruyor. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için yapılması gerekenler tam anlamıyla sizce nedir diyor. Evet. Efendim, Türkiye işte biraz önce de konuştuk. Ehliyet ve liyakat sahibi insanlarını iş başına getiremediği sürece düzelmez işleri. Çünkü ehil olmayan insanlar devleti yönetirlerse bizim ekonomimiz de düzelmez, milli eğitimimiz de düzelmez, yargımız da düzelmez, güvenimiz de düzelmez. Çünkü
ehliyet ve liyakat sahibi değil demek, bu işi beceremeyen insan demektir. Nasıl olacak bu ehliyet, liyakat sahibi insan kim? Gerçek demokrasiye döndüğümüz zaman bu ancak ortaya çıkar. Bunun yolu da seçimlerde vatandaş hiçbir parti şartı aranmaksızın istediği partiden istediği kişilere oy verebilmesi lazım. Evet. Yani gerçekten milletvekili seçimi yapılması lazım. Parti seçimi yapıyoruz biz şimdi. Genel başkanlar 550 milletvekillerini tespit ediyor milletvekilini. Vatandaş parti seçimi yapıyor. Adına da milletvekili seçimi diyorlar. Genel başkanlar da kendileri için uygun olan kişilere aday gösteriyorlar. Milletin uygun gördüğü kişileri millet seçemiyor. Onun için eğer millete bırakılırsa, seçmene bırakılırsa, hangi partiden isterse o partiden insanları işaretleyerek adayları meclise gönderirse, halkın sevdiği, itibar ettiği, değer verdiği kişiler meclise geleceği için bir kere meclisin kalitesi yükselir. Sonra o milletvekilleri doğrudan millet tarafından seçildiği için millete karşı sorumluluk taşırlar. Genel başkanların değil, milletin vekilleri olurlar. Meclisteki kalite yükselince hükümet de ona göre olur. Bürokrasimiz mahvedilmiştir bizim. Yeniden bürokrasinin inşa edilmesi lazım. Yani en yüksek müsteşarlıktan karar kademelerinden en aşağıdaki karar kademelerine kadar ehliyet ve liyakat sahibi insanlardan bir bürokrasi inşa edilir. O zaman Türkiye'yi kimse tutamaz. Türkiye hızla büyür. Bizim inancımız o kadar fazla ki milletimize, Türkiye doğru dürüst idare edilmediği için öteden beri bu böyle, Türkiye yine büyüyor. Evet. Çünkü millette öyle bir büyüme enerjisi var ki önüne geçilemiyor. Genç bir nüfus efendim. Genç bir nüfus var. Bir de tarihi büyük olduğu için, evet, muhteşem olduğu için, farkında olmadan da olsa, evet, genlerine bu büyüklük yerleştiği için millette enerji çok yüksek. Bir de genç nüfus da bunun ilavesidir. Ama milletvekilini kendi seçecek. Demokrasi madem halkın kendi kendini yönetmesidir, o zaman halkın iradesine hürmet böylece belli olur. Yoksa genel başkanların belirlediği insan grubundan birini meclise göndermek halk iradesine saygı değildir. Aksine saygısızlıktır. Dolayısıyla Türkiye'nin işleri doğruya gitmez. Türkiye bu dağılma, çözülme halinden, iç kavgalardan ve karşılıklı adeta her gün birbirimize savaş ilan etme halinden kurtulamaz. Bu kalitenin düştüğünü gösterir. İş adamları derler ki toplam kaliteyi biz artırdık. Siyasette de toplam kalitenin artması lazım. Evet. Bunun yolu da millet demokrasi odur çünkü. Millet kendi milletvekilini kendi seçecek. Buna izin verilsin. İki seçim Türkiye bölgemizde daha farklı olur diyorsun. Derhal toparlanacak. Çünkü millette muazzam bir enerji var. Büyüme enerjisi. Bunun yolu kısaca budur. Uzun bir bahis ama. Evet. Efendim Akçakoca'dan bir soru var. Hemşin köyünden. Cemal 3. soruyor. Sayın Somuncuoğlu, Avrupa ortak pazarına Türkiye'nin girip girmemesi hakkındaki görüşlerinizi soruyor. Evet. Efendim ben bunun işte özgeçmişte de okundu. 2-3 kitabını yazdım 2002 yılından itibaren. 69'dan bu yana da Avrupa Birliği ile ilgileniyorum. 58'de bunun adı Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. AET. Evet. Efendim 76'da 77'de bunun adı Avrupa Topluluğu oldu. 93'te de Avrupa Birliği oldu. Büyüdükçe, genişledikçe adı da değişti bunun. Şimdiki, evet, adı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Avrupa'daki devletlerin birleşmesi projesidir. Ama hala sorun yaşanıyor orada da mesela bir Yunanistan'ın ekonomisinin iflas etmesi. Tabii. Şimdi Yunanistan... Orası da günlük günleşlik değil. Değil. Onu da konuşalım. Avrupa'daki devletlerin Amerika Birleşik Devletleri gibi bir Birleşik Devletler kurma projesidir bu.
Müslüman Türkiye'ye burada santimetre kare yer yok. Onun için biz buraya gireceğiz diye biz dayattıkça onlar da bize sevirden daha ağır şartlar yapın diyorlar. Avrupa Birliği projesinde bunlar Avrupa Birliği yetkisi dahilinde değil de diyemiyor bizimkiler. Onları gücendirmeyelim diye taviz üstüne taviz veriyoruz ve Türkiye çok zarar görüyor. Bugün bizim PKK diye bir bela ile başımız dertteyse, bugün Ermenistan sorunu Türkiye'yi devamlı taviz vermeye zorluyorsa, inanıyorum ben Avrupa Birliği'nin bunda çok büyük rolü vardır. Biz o projede yokuz. Bunu bilmeliyiz. Hristiyan Batı devletlerinin Birleşik Devletler olması projesidir bu. Amerika Birleşik Devletleri ve o zaman Sovyetler Birliği vardı. Ona karşı iki büyük gücün arasında ezilmeyerek büyük bir güç olma arzusuyla bu yola girdiler. Biz orada yokuz ama Avrupa Birliği ile de bizim ilişkilerimizi sürdürmemiz lazım. Bunun yolu da Avrupa ile Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı 30'dan fazla ülkeyle uygulanan tercihli ticaret anlaşması. Evet. Oturacağız. Ben şu mallarda ve hizmetlerde Avrupa Birliği'ne ihracat yapabilirim. Menfaatim var. Avrupa Birliği'nde şu malları bize ihraç etmesinde onun menfaati var. Tercihli demek hangi mal ve hizmetler karşılıklı devletler için avantajlıdır. Onları tespit edip sadece o alanda bir işbirliğine gitmeliyiz. Dünya devletleriyle de, üçüncü ülkelerle de gümrük birliği gibi boynumuza takılı bu şeyi vesayeti atıp serbestçe oralarla gümrük pazarlıkları yapmalıyız. Şimdi Avrupa Birliği'nin belirlediği gümrük rejimini biz aynen uyguluyoruz. Avrupa Birliği gelişmiş ülke. Çin'le olan ilişkilerinde gümrük birliğini sıfıra indirmiş neredeyse. Aldığına da sattığına da. Evet. Ama Çin şimdi bize mal satarken Çin diyelim ki sıfırsa Avrupa Birliği'nin gümrüğü bize sıfır gümrükle giriyor. Ama biz Çin'e mal satacağımız zaman bize %20-%30 gümrük uyguluyor. Belirli bir gümrük politikası. Uyguluyor. Niye böyle yapıyorsun? Bak senin malın bana sıfır gümrükle giriyor deyince sen Avrupa Birliği üyesi olduğun zaman sana da onu uygularım diyor. Yani evet. Türkiye'nin serbest ticaret rejimi uygulaması da gümrük birliği dolayısıyla elinden alınmıştır. Ama tercihli ticaret anlaşması olursa hem Avrupa Birliği ile karşılıklı ve sürdürülebilir bir ilişkiye girebiliriz. Menfaatimiz karşılıklı olur. Hem de üçüncü ülkelerle biz pazarlık yaparak daha rahat bir ticaret yapabiliriz. Efendim, Alaplı'dan Vedat Kanlıca soruyor. Şu anki AKP hükümetinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye soruyor. Çok genel bir soru. Hangi konudaki çalışması? Evet. Zaten parça parça konuşuyoruz. Dış evet. politikayı konuştuk. Evet. Sanayileşme, kalkınma işini konuştuk. Yerli kaynakları kullanamıyor dedik. Evet. Yabancı kaynakları kullanıyor. Bunun sonu olmaz dedik. Borçlanmaya aşırı dayanıyor sıcak para. Bak dünya krizi geliyor. Borç ekonomileri bundan çok zarar görecek dedik. Filan vergi sistemi mesela. Dolaylı vergiler denilen %70'i geçmiş. En adaletsiz vergi sistemi budur. Yani bir kilo peynir aldığı zaman fakir de aynı kadevi ödüyor, zengin de aynı kadevi ödüyor. Halbuki vergiler insanların gücüne göre alınır ve kazançtan alınır. Biz doğrudan gelirden aldığımız vergileri artık alamaz hale geldiğimiz için veya çok azaldığı için bu vergiler kadeveye yüklenmişiz. Vatan fakir de aynı vergi ödüyor, zengin de. Ve topladığımız vergilerin %70'inden fazlası kadeve ve ÖTV'den geliyor. Evet. Dolaylı vergiler en adaletsiz vergilerdir. Ve bu vergi politikası değiştirilmelidir. Ama bütün dünya ile ticaret yapmak için gayret sarf etmesi iyi bir şey. Zaten Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünyada böyle bir tek pazar ve küreselleşme ekonomisi ve ticareti ülkelerin önüne geldi. Biz de bundan yararlanıyoruz. Bu da yerindedir, yararlanalım. Ama milli kaynakları işlemeyi unutmadan, vergi adaletini sağlamayı unutmadan, aşırı borçlanmaya ülkeyi sürüklemeden,
vatandaşı da bankalara aşırı borçlandırarak içinden çıkamayacağı bir gelecekle karşı karşıya bırakmadan vesaire. Yani bunları konuştuk. Bir de terör karşısındaki politikası çok yanlış. Evet. Oslo'ya gitti ve terör örgütünün elebaşılarıyla pazarlık yaptı hükümetin temsilcileri. Ve onların şartlarını kabul etti, uygulamasını adını değiştirerek yapalım. Eğer sizin dediğiniz gibi biz uygularsak diyor giden temsilci, bunu da halk görürse bu hükümet ayakta kalamaz diyor. Yani özerk Kürdistan derseniz biz bunu anayasaya yazamayız. Ama yerel yönetimlerin güçlendirilmesi derseniz aynı şeyi yine oraya koruruz. Bu kimse bunu fark etmez. O zaman özerk bölge kendiliğinden olur. Ana dilde eğitimi biz anayasaya yazamayız, yeni yapılan anayasaya. Ama zaten yerel yönetimlerin yetkisini artırmak dediğimiz özerk bölgelerde eğitim dilini siz belirleyeceksiniz. Ana dil Kürtçe yapabilirsiniz diyor. Kürt kimliğini anayasaya yazın diyorsunuz. Bunu direkt yazamayız. Bunu herkes görürse olmaz. Ama Türk milletinin kimliğini de çıkartırsak, devletin sahibi kimliği belirsiz olursa o zaman zaten sizin önünüzde açılır diyor. Oslo'da bu pazarlığı yapmışlar. Bunlar da kayda alınmış ses kayıtlarına bütün internet sitelerinde var. Evet. Yani bu politika Türkiye'ye felaket getirir. Değil mi? 2002'de sıfırlanmış olan terör 2004'ten itibaren tepemize çıktı. Devlette pazarlık masasına oturdu ve kendi şartlarını adeta kabul ettirecek pozisyona geldi. Bunu hiç beğenmiyoruz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Amerikan siyasetinin uygulayıcısı olmak bizim görevimiz olamaz. Evet. Menfaatlerimiz uyuştuğu ölçüde biz her devlette sadece Amerika ile değil işbirliği yapabiliriz. Milli politika budur. Yani uzun bir bahis yani AKP'nin evet. politikası diye genel bir soru tabii çok ayrıntılı bir şey. Evet, örnekler vermiş olduk. Efendim bu genç nüfusla evet. ilgili çok şeyler anlattınız da bir de nüfus planlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz evet, bu arada? Efendim 50-60 yıldır batılı devletleri, Amerika başta, Avrupa devletleri Türkiye'ye insanlığın önündeki en büyük tehlike nüfus artışıdır. Efendim çevre kirlenmesidir, nükleer silahlardır filan dediler. Tamam, nükleer silahları anladık, doğru. Çevre kirlenmesi insanın önünde büyük bir tehlike. Irkçılık, işte bizde PKK'nın yaptığı da ırkçılıktır. Irkçılık insanlık için büyük bir tehlike, onu da anladık. Ama nüfus artışı insanlık için bir tehlike ise, kardeşim 7 milyar dünyada, Türkiye 80 milyon. Türkiye mi tehdit ediyor bugün için? 50-60 yıl öteye giderseniz Türkiye'nin nüfusu 18-20 neyse 25 milyondur. Çin olmuş 1 milyara aşmış, Hindistan 1 milyara aşmış, Amerika 300 milyon olmuş. Onlar değil de Türkiye'ye bak, nüfus artışı büyük bir tehlikedir. Bunu kontrol altına alın diye bize uzmanlar gönderdiler. Bize para gönderdiler. Bize ilaç, araç, gereç gönderdiler. Köylere gitmek için jipleri gönderdiler. Ve biz nüfus planlaması yapmak için Orta ve Batı Anadolu'da muazzam bir çalışma yaptık. 50 yıldır, 60 yıldır neredeyse. Ve neticede maalesef nüfus eksiye geçti Orta Anadolu ve Batı Anadolu'da. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle bir kontrol, nüfus planlaması yapmadığımız için veya orada anormal doğumlar oldu. Evet. Fakat bunları biz eğitemiyoruz. Bu çocuklara iş güç veremiyoruz. Geliyor bunlar, o anormal doğum, nüfus patlaması sonucu çocuklar İstanbul'un yeraltı dünyası oluyor. Uyuşturucu kaçakçısı oluyor. Efendim, mafyanın eline geçiyor. Ve bir de Türkiye'nin bir nüfus dengesi var. Güvenliği için bu çok önemli. Demografik yapı dediğimiz yapının dengelerinin bozulmaması lazım. Bu bozulmuştur. Ve Türkiye güvenliğini tehdit edecek başlı başına
bir konu olmuştur. Dolayısıyla nüfus planlaması gibi Türkiye'nin böyle bir tuzağa düşmemesi lazımdı, düştük. Türkiye'nin nüfusunun azalmaması için asgari 3 çocuklu olması lazım ailelerin. Çünkü bir tanesi ölürse iki anne ve baba, iki kişinin yerine iki çocuk kalıyor. Evet. Eğer iki çocuklu olursa aileler nüfus eksilmeye başlıyor. Ve bizim nüfusumuz eksilmeye başladı Orta ve Batı Anadolu'da. Ve Batı'da özellikle tek çocuklar. Tek çocuğa gitti ki bu coğrafya zayıfları sevmez dedim konferansta. Güçlü olmak zorunda burada yaşayan devletlerin. Evet. Milli güç unsurların başında da nüfus gelir. Türkiye'nin bu topraklarda en az 100 milyon nüfusu olması lazım. Tabii ki bu nüfusun kaliteli, eğitimli, zengin nüfus olması milli hedeflerimiz arasındadır. Ama nüfus azaltılması çok yanlış olmuştur. Efendim, istemeyerek zamanda çok çabuk harcadık. Evet. Ben size bir 10 dakikalık bir süre bizim size sormadığımız ama sizin izleyenlere iletmek istediğiniz konularla ilgili sizi ben izleyenlere baş başa bırakayım. Efendim şimdi biz yöneticileri hep tenkit ediyoruz. Çünkü milletimiz yetkiyi onlara verdi. Beni yönet dedi. Sadece yetkiyi vermedi, bütçesini de onlara verdi. Siyasi temsilini de onlara verdi, sadece hukuki değil. Dolayısıyla sorumlu ve yetkili olanlar onlar olduğu için biz onların yanlışlarını, katılmadığımız taraflarını konuşuyoruz. Ama vatandaşa düşen görevler de var. Vatandaş seçtiği milletvekilini seçtim artık 4 sene sonra bakalım ne olacak dememeli. O milletvekili geldiği zaman onunla konuşmalı, şikayetlerini bildirmeli. Niçin mecliste şu kanunlar çıkmıyor veya memleketimizde terör niye önlenmiyor? İşsizlik almış başını gidiyor. Niye bu kadar işsiz, aç, susuz insan var? Niye intiharlar çok artıyor? Yani verdiği oyun arkasını takip etmeli. Biz bu takibi yapmıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Çekiniyoruz veya ben ne yapayım diyoruz. Ben bir kişiyim diyor. Benim gücüm ne? Hayır. Herkes bir kişidir ve bir kişi önemlidir. Bir milletvekili bir köye gitse, iki kişi çıksa, böyle sorular sorsa, biz sizi vekil gönderdik oraya. Niye bizim haklarımızı korumuyorsunuz? Niye bizim çocuklarımız işsizlikten bunalıma düşüyor dese, emin onları etkilenir. Bir milletvekiline 20 tane mektup gitse bir konuda, oralarda biz bulunduk, etkilenir. Yani takip etmiyoruz. Bunu da kendimiz için bir tenkit olarak kaydetmemiz lazım. Bir de bu kavgalar var. Türkiye birbiriyle kavga eden bir ülke. Bağıra, çağıra, iktidara, muhalefeti. Tabii bu aşağı kadar iniyor, teşkilatlarına da iniyor. Partiler de arada, illerde, ilçelerde ne kadar dar bölgelerde iyi geçinelim dese bundan etkileniyorlar. Ve husumet ülkesi haline getiriyoruz biz ülkemizi. Bunlardan vazgeçmeliyiz. Fikrimizi savunalım. Hiçbir engelden çekinmeyelim ama birbirimize hakaret etmeyelim, bağırıp çağırmayalım, aşağılamayalım, suçlamayalım. Tarihin 70 yıl, 100 yıl, efendim 50 yıl önce olmuş olaylarından dolayı yeniden birbirimize ağır suçlamalar gönderiyoruz. Çok ağır ama. Bunlar bitmiştir. Bugünkü insanların birbiriyle konuşabilmesi lazım. İktidar muhalefet, üniversite hocası, iş adamı, düşünce adamları, sivil toplum kuruluşları, herkes birbiriyle aynı milletin sorumluları, hak sahipleri ve yetkilileri olarak, çünkü herkesin vatandaşın da yetkisi var. Bu sıfatta biz aynı milletin insanıyız. Millet büyük aile demektir. Ne zaman birbirimize biz normal konuşacağız? Fikirlerimiz ayrı olabilir. Evet. Tartışabilir. Tartışma değil de bu tartışma lafından da ben rahatsız oluyorum. Konuşmamız lazım. Evet. Birbirimize konuşacak hale gelmeliyiz. Bunu yapamıyoruz. Bunun sebebi olarak da kalitenin düşmesine bağlıyorum ben. Kalite düştükçe kendimiz sorun yumağı haline geliyoruz ve kendimizi haklı göstermek için sesimizin tonunu yükseltiyoruz.
ses tonuyla haklılık olmaz. Evet. Ortaya maalesef koyduğunuz görüşlerle olur. Bunu nasıl yapabiliriz? Dediğim gibi bu demokrasiye hürmet edeceğiz. Demokrasinin temel kuralı milletin kendi vekilini birebir isim isim kendisini seçmesidir. Bunu sağlayabildiğimiz an, parti genel başkanları buna müsaade ettiği an Türkiye kurtuluş yoluna girmiştir. Terbiyeli bir tartışma ortamı gelir. Saygılı bir tartışma ortamı veya konuşma ortamı gelir. Türkiye huzura kavuşur ve hızla kalkınır. Çünkü milletteki enerji çok yüksek. Evet. Dünyanın her tarafında eli çantalı bizim insanlarımız dolaşıyor. Dün bu ilçede oturan adam bugün çantayı almış dünyanın her tarafında dolaşıyor. Evet, evet. Mal satacak veya oradaki teknolojiyi görecek. Ben ondan yararlanabilir miyim diye bir şeyler getirmeye çalışacak. Enerjisi yüksek bir milletin yönetiminde kısır, kapanmış ve yolları tıkayan bir anlayışsızlık var. Bunun açılma yolu demokrasiye dönmektir. Eğer sandıkta demokrasi diyorum ben buna, milletvekilinin kendi seçmesi gerçek demokrasi budur diyorum. Bu olursa partilerin içinde de demokrasi olur, Büyük Millet Meclisi'nde demokrasi olur. Her yerde uzlaşma. Her yerde olur. Baroda da olur, sendikada da olur, dernekte de olur. Çünkü partiler rejimin temel kurumlarıdır, demokratik rejimin. Orada eğer demokrasi varsa bütün ülkede demokrasinin olmasını kimse önleyemez. Eğer partilerde tek adam yönetimi varsa ki bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi ülkede demokrasi olmaz. Evet. Bizim siyasetçilerimiz her gün demokrasinin faziletlerini anlatıyor millete. Demokrasi şu, kardeşim millet ne yapsın? Demokrasi iyi, millet de benimsemiş ama uygulayacak olan sensin. Ama uygulamıyor. Genel başkanlarımız gücünü maharetlerinden, ehliyet ve liyakatından, yönetim kabiliyetinden almıyor. Kanundaki yetkisinden alıyor gücünü. Evet. O zaman da milletvekillerini ben tayin edeceğim diyor. Ve öyle bunu, oluyor. Öyle oluyor. Bundan vazgeçmezsek korkarım ki Türkiye iki adım ileri gider, duraklar iki adım geri gelir. Etrafında döner durur yönetim olarak. Ama halktaki büyüme enerjisi çok şükür o devam ediyor. Eğer biz daha şikayet edecek durumlara gelmiyorsak bu bir bir bizim insanımızın o çalışma gücü, o aşkı ve şevki gözünde sönmeyen parlayan o ışıktan dolayıdır. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Efendim istemeyerek bir programın daha sonuna geldik. Programımızın konuğu 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevi üstlenen, şu anda da Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı olan Sayın Sadi Somuncuoğlu'ydu. Değerli vakitlerini ayırıp buraya gelip önemli konularda açıklamalarda bulunduğunuz için Sayın Bakanım size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride yine güzel bir programda daha geniş bir zamanda birlikte oluruz. Evet. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun efendim. Evet, bu programın size ulaşımında gerçekten büyük emekleri olan genel yönetmenimiz Seyhan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve bir başka gündem özel programında yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun.